Kandaloğlu ve Dayıoğlu Hukuk Bürosu'na teşekkür ederiz bu değerli bilgileri bizimle paylaştığı için. Efendim, bütün misafirlerimize 3. gün son panelimizi anons etmekteyim. Biliyorsunuz son dönemde Mısır çok önemli bir ülkemiz, komşumuz. Bu sene biz Mısır'ı odak ülke olarak seçtik. Bunun için Sayın Büyükelçim sahneye davet ediyorum. Reislerimiz ve şahsım adına hepinize sevgi ve saygılar sunarak bu panelimize başlıyoruz. Panelimizde Sayın Mısır'ın Ankara Büyükelçisi de bulunacaktı fakat bir başka toplantıya katılmak üzere karşı tarafa geçti. İstanbul'un trafiğiyle bu tekrar buraya dönerek bizlere katılma arzusunun pek gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. O bakımdan biz iki çok değerli katılımcıyla, panelistle birlikte olacağız. İlk panelistimiz Hafiz Al-Mirazi. Kendisi televizyon gazeteciliği ve ayrıca hocalık yapmaktadır. Amerikan Üniversitesi'nde, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde hocalık yapmaktadır. Ayrıca haftalık bir programı televizyonda sunmaktadır. Bu satelit TV denen Mısır'da çok izlenen ve bu programıyla da ün yapmış ve pek de herkesin her zaman hoşuna gitmeyecek şeyler söylenmesine yol açan bir program olduğu için kendisinin burada bulunması bizleri ayrıca memnun ediyor. Ümit ediyorum ki hem Mısır hem de Türkiye açısından medyanın bakışlarını bizlerle paylaşır ve gerekli değerlendirmeleri yapar. Ayrıca Amerika'daki El Cezira'nın da büro başkanlığını yapmaktadır. Bu Mısır'dan gelen panelistimiz. Diğer panelistimiz ise Sayın Osman Evren Arıkan, Polaris Parks Endüstri Bölgesi Başkanı ve gerçekten Mısır'la Türkiye arasında iş dünyamızın ilk Mısır'a adım atan ve öncülük eden iş adamlarından çok takdir edilecek bir değerli arkadaşımız ve Türk-Mısır işbirliğiyle kurulan ülkenin ilk özel sanayi bölgesinin de yönetimi kendisinde bulunuyor. Bu bakımdan panelistlerimiz iki olmakla beraber pek çok panelistin yerine geçecek şekilde bilgi hazinesiyle dolu olarak Türk-Mısır ilişkilerinin bugünkü durumu ve bu ilişkilere bakış açılarını önümüzdeki 40-45 dakika içerisinde değerlendirmek imkanını bulacağımızı düşünüyorum. Ve ben ilk olarak Sayın Hafiz Al-Mirazi'ye sözü bırakıyorum ve kendisinden 10-15 dakika içerisinde bize gerekli bilgileri aktarmasını rica ediyorum. Buyurun Sayın Al-Mirazi. Thank you, Mr. Ambassador, for the introduction, and I appreciate the attendance here for our colleagues who are attending the third day of the conference, and actually I salute them for their perseverance and actually for honoring us to continue until the last minute and to bear with us to listen to this panel discussion. Actually, as the ambassador mentioned, usually when it comes to media, as we talked even before that,
Usually media is associated for people as those people who always bring bad news. And sometimes we mix them, or sometimes we mix the message with the messengers who are carrying bad news, and even that sometimes we do hate them. I remember covering for Al Jazeera in Washington for the Arab World, the dramatic and tragic events of September 11 in 2001. The main question was there in the American media, why do they hate us? You could imagine when someone not just representing Arabs and Muslims as a guest in American media, but also representing Arab media, Al Jazeera at that time, was considered like a demon for some people who are against the Arab and Muslim world, and there was misperception about what's going on over there. So for us really to be in this tough position and to ask why do they hate us, I have maybe sometimes asked the same question. Why do they hate us journalists? Why do they hate us people in the media? And I believe it's mainly because those are the people who constitute or shape to be the mirror for people to see what's going wrong. And usually we don't feel comfortable when we get bad news. And I found really this presentation to be tough on myself, because usually when you talk to business, when you would like to always bring good news. I would like to tell you part of the reason I found it very nice and very encouraging to talk about media or give a media perspective on the relationship between Egypt and Turkey is mainly because there are so many positive things to report. Of course, in a typical TV talk show, that would be a little bit boring for people to only have good news to report to. Usually people expect you to give bad news, but this is the fact. However, in order to be faithful to my profession, let me start with the bad news. There are so many people in Egypt who are upset today, not because of the referendum on the draft of the constitution, that is a very controversial one, but there is a segment of the society who is not yet politicized, and even if they are in politics, they really care about something else. In the evening, usually, millions of Egyptian housewives are upset or going to be upset today because regular programming are going to be interrupted and they are not going to watch their regular soap operas and the Turkish drama that they are waiting for. So unfortunately today for them, they are going to watch a lot and a lot of bad news coming from commentators and talk show hosts like myself, and they are going to be deprived from watching the glorious century soap opera, or what they call it there, the Sultan Harem, as they like it. And even for people who think that you are giving a perception or an image that might be distorted of the glorious 100 years of the Ottoman Empire during the Solomon the Significant or the maker, or the lawmaker, which is really recognized and everybody knows. Yet, I believe it's very important for the audience here, especially for our Turkish friends and colleagues, to realize that this is one of the main reasons of having a positive image about Turkey in the Egyptian culture. I remember in the 80s, Egyptians used to be glued to the TV screens watching one of the American soap operas, Dallas, and then Dynasty. And for them, every Egyptian or housewife in Egypt wanted to act like the actors and the people in Dallas, in the US and American soap operas. Now it is the other way around. People like the lifestyle that they see, and everybody who is going to would like to come and visit Turkey
mainly because of this kind of romantic view, even it's an orientalistic one, and it might not be the right one, but yet it has something nice and positive about Turkey. But when you move to the politics, even that, my fellow journalists, they see a positive image and a positive model in order to lecture their audience about it for Turkey. For the same reason, for example, that many Egyptians were against the current draft of the constitution that there is a referendum on today in Egypt, that they felt that the way the constitutional assembly was formed is mainly about whoever has more seats or used to have more seats in the parliament, and this is not the way you do a constitution based on consensus. So in most of the debate in Egypt, you would find people giving the example of Turkey in the constitutional committee or basic committee, in which 12 members representing four parties, three of each, regardless of the fact that justice as the ruling party should have had more of that, or should have had 50% of this committee, yet the fact is they are just one quarter of a committee in it. This is really to tell you that when it comes for journalists like us about Turkey, it's mainly about giving good news and not bad news, as we are usually do in our shows. However, because my profession and my specialty is in media, I'd like to tell you about, and even for business people especially, we came after people talking about IT, technology, the information technology and all of that stuff. It's very important for us to know that Egypt is still have a chance for people to develop and to have business, not just in textiles or traditional trades or economy sectors, but mainly in the IT one, mainly in fiber optics, mainly in broadcast business. Because I would give you just an example to compare between how media developed in Egypt, how media developed in Turkey, and why we feel that we are lagging in this one, and there is a lot to be invested in and to be achieved between the two countries. The first Turkish newspaper issued in the whole Ottoman Empire was not here, but it was in Cairo in Egypt in 1828. The realities or al-waqa'i' al-Misriya during Muhammad Ali Pasha, to actually just report whatever decrees and official news to the people, and to be part of semi-laws in order to do it. It was in Turkish for a few years, and then later on became in Arabic also during the era of Muhammad Ali Pasha. But if you go after that, you will find that radio has been introduced to Turkey in 1927. This is the same time that radio was introduced in Egypt, but was at that time private one. In Turkey, radio and TV was not controlled by the government and became a monopoly until 1964. And only for a short period, as many of you know, that only from 1964 to 1994 that the government in Turkey consolidated and had the monopoly of all radio and TV after that. But since November 93 of laws in Turkey, and mainly 1994 until now, we have all this kind of proliferation in thousands, at least 950 FM radio stations, 100 TV stations, national, 250 local ones, all of that. When you look at how it looks in Egypt, unfortunately, you found that the monopoly of radio started in Egypt very early. It had nothing to do with the Nasserite
or leftist or nationalization or anything. It started in 1934 when the kingdom was still there and continued until this moment that I'm talking to you. Until this moment, you would see in Egypt a monopoly of all radio, all frequencies. No private and no businessman has the right in Egypt, even Egyptian or non-Egyptian, to have a license or to own a radio station, an FM radio station, only controlled by the government until now. If you look at the TV, TV in Egypt introduced even earlier before Turkey. In Egypt, it was introduced in 1960, rather than 1968, I believe, in Turkey. Yet, until now, all terrestrial TV channels are still the monopoly and the ownership of the government of Egypt. Only 10 years ago, or 12 years ago, they started to let private Egyptian citizens to own satellite TV stations. And when we're talking about satellite, that is not the norm as terrestrial TV stations in it. What we are looking for now is that once we have something similar to what happened in Turkey in November 1993 by liberating the ownership of media and allowing citizens and companies to invest and to own TV stations, you are talking about at least 2,000 radio stations to have take place and to be established, FM local ones in Egypt. You're talking about hundreds of TV stations, terrestrial and cable, to be established in Egypt. Of course, all the industry, the infrastructure, the equipment, all of that is a case for us to have. The reality is there is still a chance or actually room, and it's a huge room for people to invest in Egypt, not just textiles or others, but in the media itself. But I'm not sure if it's a good idea to have so many media outlets or not. Unfortunately, from any government point of view, the fewer media outlets, the better. Even people who were a pioneer, someone was a pioneer of media freedom, like Thomas Jefferson, one of the so-called founding fathers of the United States. Thomas Jefferson, who was one of the people who wrote the Constitution and the third president of the U.S. in its history, was well known for saying, if when they were writing the Constitution, if I had to choose between a government with no newspapers or newspapers with government, newspapers without government, I would choose the second. I would choose newspapers without a government because of the very vital and the important role of the newspapers. That was Thomas Jefferson before he became president. After Thomas Jefferson became president, and after he retired and left the position, he was always bragging about that, I don't feel a need to read any newspaper. It is nonsense. What they are writing is just crap, and there is no need for them to be there. And that could tell you an example is where you sit is where you stand. Usually governments don't like a lot of the media and consider also if the media is a competitor and the media is the one who is always giving people bad news instead of reporting about the good news, while on the side of the media, they feel that this is the role to look for what is missing, what is going wrong, rather than saying what is right. Anyway, I would like to conclude by thanking you very much and say, yes, until now, the Turkish story and the story coming out of Turkey, whether it's in drama or in politics, it is still encouraging and it is good news. And because it's good news, we journalists are not much interested in good news. Unfortunately, we're going to stick in Egypt and what's going on because there are a lot of bad news to report to people over there. Thank you very much. Sayın Hafız Almiraziye,
beklediğimiz gibi bizlere söyledikleri açısından çok teşekkür ediyorum. Gerçekten insanların günlük yaşantıya ilişkin o kadar çok olumsuzlukları dinlemek, seyretmek zorunluluğu var ki bu olumsuzluklar dizisinin yanında Muhteşem Süleyman gibi, Dallas gibi, Dinasti gibi bir takım dizileri seyretmekten büyük zevk alıyorlar ve bu zevkin aynı şekilde hem Türkiye'de hem de Mısırlı kardeşlerimiz nezdinde mevcut olduğunu bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. O bakımdan kurguya dayanan bu tür dizilere çok fazla dokunmadan sanat açısından elden gelen tüm çabayı göstererek hazırlanan bu kurgu filmleri aynen televizyonlarda muhafaza etmek ve böylelikle halkın bir arzusunu yalnız Türkiye'de değil ama uluslararası düzeyde de yerine getirmek doğru ve yerinde bir hareket olacaktır. Bunu sizden duymak ve öğrenmek konusunda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi ben izin verirseniz Sayın Osman Evren Arıkan'a söz vermek istiyorum. Kendisi biraz önce ifade ettiğim gibi Mısır'la ticari ilişkilerimiz açısından fevkalade büyük rol oynamış ve orada ilk adımları atmış olan bir kardeşimizdir. Ve bu kardeşimiz bize 10-15 dakika içerisinde görüşlerini ve değerlendirmelerini aktarırsa memnun olacağız. Buyurun Osman Bey. Teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. Müsaade ederseniz kürsüden bir sunum yapmak istiyorum sizin için uygunsa. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Osman Arıkan. I would like to thank you all for being here with us on this beautiful Saturday morning. I would like to thank Mr. Ambassador for his nice words. It is a proud to be speaking in front of such an esteemed and experienced audience. And I also would like to thank Mr. Mirazi for giving all the bad news, so I'm only left with the good ones. Actually, when I heard that I would be giving this presentation on a beautiful Saturday afternoon, I just decided to change the background of the presentation from blue to red color so that I can steal some of your attraction from the weather outside and you can bear with me for the next 10 minutes. Today I will try to explain you about what we do in Egypt and how we do it with an emphasis on advantages that Egypt is offering. So if you allow me, let me start with who we are. Instead of using abstract vision and mission terms, we define ourselves on why we do and how we do it. As Polaris Parks, we are working for the development of the country together with its industry in order to adapt and compete in the global economy. Most of the esteemed members of the governmental organizations and representatives will agree with me that they have the same motive for their country. So how we do it is preparing the necessary environment for the industry while aiding the investors through the difficulties of their startup periods and moving into operation phases. And what we do at the end of the day is developing unutilized areas into industrial compounds with finest infrastructure networks and offering value-added facilities. So basically, we are producing or we are generating developing industrial parks. This project, Polaris Parks project, was launched in 2008. And it was launched in presence of Mr. Abdullah Gül, of whom that this organization is also under the auspices of. Polaris Parks had been the first initiative of its kind in Egypt, both as a private industrial park and as a large-scale joint collaboration between both countries. So today, speaking at the International Cooperation Platform, I'm proud to have this opportunity to present a physical, real-life example of cooperation between two countries' governments and private industries. Let me just give a very quick overview of the projects. Both projects are located in 6th of October City, which is within the greater metropolitan area of Cairo. Polaris International Industrial Parks has been the first project between both countries,
and it is as of today within the top 50 industrial park list of Financial Times, and it's fully developed. And Polaris Erzemir Industrial Parks is still under development. Here you can see some of the names of the people who have believed in these projects and who have invested, who established their factories within these projects. These companies include companies from United States like Procter & Gamble and General Motors, Indian, Japanese, Turkish, and Egyptian companies. And there are just some overview of some of these facilities. Working in the region for quite some time, we have prepared a six-step factor of success for ourselves, and I would like humbly like to share it with you. For us, the first step is planning for long-term rather than seeking hit-and-run projects, because especially in Egypt, there are abundant advantages in which you may miss if you do not have long-term plans. I group them in five, but I would just like to go in more detail with them. Egypt has a developing economy and a large market. Despite the stagnant period during the last 2 years, the country has been performing very well over the last decade in terms of GDP growth, regulatory reforms, infrastructure development, and foreign direct investment attraction. Still, Egypt is a vibrant economy with its population of 85 million with a median age of 25.6, which means basically that two-thirds of this population is below the age of 35. Recent statistics are showing that Egypt has encouraging data for the year 2012 and 2013, which I will not go into, but basically the country is picking up better from where it left before the revolutionary period. The second advantage is that the preferential and free trade agreements that Egypt has signed, and which gives it access to more than 70 countries worldwide. Egypt is a participant of a free trade agreement with European Union, with European Free Trade Area. It has a quasi agreement with United States, which allows it to export to United States free of customs and duties if you can succeed in meeting some certain criterion. It's a participant in AGADIR agreement and GAFTA agreement, which gives access to Middle East and North Africa regions. It is a participant in COMESA, which allows you to export to common market of Eastern and Southern Africa. Egypt is even a partner of Mercosur agreement, which is a free trade agreement between Southern American countries. And it has other agreements with countries like Turkey and developing aid countries. So basically, Egypt is a free trade zone of the region. It gives you access to export wherever you would like to access within the world. When speaking about logistic advantages of a country, people generally tend to modify the world map so that they can depict the country in focus as a central region. But as for Egypt, we do not have to do this, because Egypt itself is in the central location of the world. It has a very close proximity to world markets, to raw materials, and to production hubs. Most of this picture that you see over here is a very general representation of the world maritime routes. You will see that Egypt is not only a stop in these maritime routes, it is not only a hub, but most of these maritime routes are passing in through Egypt, through the Suez Canal. And this good logistic network is even improving further with the new investments on the ports, airports, and new lines which is starting to be operated, just like Mr. Ambassador mentioned in this morning, the Ro-Ro line between Alexandria and Port Said port in Egypt and Iskenderun in Turkey. Here, the last item that I would like to mention is the low production input prices. This is a comparison between European Union average prices of energy and the energy prices in Egypt. The numbers are speaking for themselves, so I will not go in further details, but the difference is huge. The production input prices are huge. There's another number that I would just like to share, which is the minimum wage. Although there is not an official minimum wage in Egypt, an average wage for a blue-collar worker in Egypt is around 100 euros, whereas this number is ranging from 148 euros in Bulgaria to 1,800 euros in Luxembourg within the European Union countries.
So we have been speaking about factors of success, and planning for long term was the first point of this success. I will just very quickly go through the other ones. The second one is adapting and innovating. We have discussed the importance of innovation in the previous session in the morning. What we have done for this innovation is we have prepared a study to decrease the environmental impact of this industrial park together with Cairo University and get the endorsement of the Minister of Environment in Egypt on it. And we also prepared some other facilities like center factory buildings to boost the small and medium enterprises within the region. We are in the cooperation panel. We are in a partnership panel. As of Polaris, we have partnered in different projects with different companies with different regions, like SIAC from Egypt, Zamil Holding Group from Saudi Arabia, or GIZ from Germany. And it's a very good coincidence that most of these partnerships have been rooted within panels like the one that we are being in today. Cooperation with public is, of course, very much essential when you are working in macro projects, and I'm sure most of you are aiming for, because the core of the projects that we are doing is with investors. It's a private sector to private sector agreement, but without the public sector in picture, it is not a fully utilized picture. And in here, I would like to thank the representatives of Egyptian government and Egyptian embassy in here for their support in this project so far. And the last one is the contributing to the society, because basically without the society that we live in, we cannot develop. We cannot develop further than the society we live in. So CSR projects, especially in the region and especially during this era of the Arab Spring, should be taken seriously. But of course, everything is not perfect. There are hardships and there are problems that has to be achieved. I just want to share a very basic statistics from you, coming from a doing business report that the World Bank prepares for 2013. In this report, where the World Bank is comparing different countries of the world based on the ease of doing business in them, starting a business in Egypt is ranked number 21. So it is very easy to start up a business in Egypt, but it is not as easy to receive a construction permit within this country. We have been experiencing this. We have been experiencing these hardships, but these hardships told us a lesson. Does it mean that we should not be doing business in Egypt? No, this is not the case. What it showed us is there are some opportunities, and these opportunities are coming with some hardships together with them. The good thing that we have experienced in Egypt so far is, regardless of the governments, there are the quality of people in the important places in Egypt where you always have someone to speak with and you always have the chance to solve your problems, whatever they are and whenever they are happening. This is, in general, what has been happening on the Polaris Park side in Egypt. Egypt is going through a transition process. It experienced the most peaceful transition processes within this Arab Spring, within the so-called Arab Spring period going through the countries. There have been some very unfortunate casualties, but there have never been a widespread violation. But just because the process was peaceful, it does not mean that it will be painless. As of today, Egypt is starting another important step in its path toward democratization. As of today, there is a constitutional referendum which is ongoing in Egypt. And regardless of the outcome of this process, we believe that Egypt is having some fundamentals which it offers very good opportunities for the business people. I have tried to share an insight about the Egyptian business environment. Instead of going through some statistics and some specific opportunities, I tried to share the essentials of this economy, because regardless of the political process, these essentials always remain valid in Egypt. This economy is an unmistakable destination for companies which have the vision to become a regional player and which have a vision to cooperate within the global macroeconomic competition, which is inevitable. Thank you very much for listening to me, and thank you very much for bearing with me. Mm-hmm.
Sayın Osman Arıkan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Polaris Parks'ın yatırımcılara yönelik kolaylaştırıcı çalışmalarına değinerek bu çalışmaların ileriye yönelik ülke kanun ve nizamlarına uygun çalışmalar olduğunun altını çizdi ve Mısır'ın pek çok uluslararası serbest ticaret anlaşmasına taraf olduğunu hatırlattı. Mısır'ın ayrıca avantajları arasında dünya pazarlarına yakınlığını, hava ve deniz yolları kavşağında olmasını, bu alanda büyük yatırımlarda bulunulduğunu ve başlı başına Süveyş kanalının mevcudiyetinin Mısır için çok büyük bir artı puan teşkil ettiğini ve Mısır ekonomisiyle ve bugünkü durumuyla işbirliğinde bulunulacak, yatırımda bulunulabilecek ve bu işbirliğinin daha ileri aşamalara götürülebilecek bir ülke olduğunu bu şekilde bir kez daha kendisinden, tecrübeli bir ağızdan duymuş olduk. Bu bağlamda Mısır'ın bu yılki programda odak ülke olarak seçilmesi konusunda gösterdiği isabet dolayısıyla Uluslararası İşbirliği Platformu yetkililerine bir kez daha takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi bildirmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Şimdi biz iki panelistimizi dinledik ve 5 dakikalık bir zamanımız kaldı. Bu 5 dakika içerisinde olabilecek ki 1 veya 2 soru varsa onların da panelistlerimiz tarafından cevaplanmasını sağlayalım diyorum. Do you see anybody raising his hand? Because of the light I cannot see them. I don't see anybody. Am I correct? Okay. Bu durumda panelimizi söz verdiğimiz gibi 3 dakikada öncesinden bitirerek yöneticilerimizin içini rahatlatmış oluyoruz. Hepinize, hepimiz adına bir kez daha sevgi ve saygılar sunuyoruz efendim. Sayın Büyükelçim, değerli misafirlerimiz, sizi tutuyoruz. Sayın Büyükelçim Halil Akıncı Bey'i kürsüye davet ediyorum. Doğru adam. Değerli misafirlerimiz, kapanış konuşmamızı Sayın Büyükelçim Halil Akıncı Bey, Türk Konseyi Başkanı'na sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın bakanlar, sayın konuşmacılar, değerli katılımcılar, sizleri UİP Yüksek İstişare Kurulu ve şahsım adına
saygıyla selamlıyorum. 3 gün süren yoğun bir temponun ardından Uluslararası İşbirliği Platformu 3. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu yılki toplantımız 3 yuvarlak masa toplantısı, 7 panel, 1 odak ülke oturumu, 2 özel platformu bünyesinde toplayarak canlı bir tartışma ortamı sağladı. Öte yandan 42 ülkeden 800'ün üzerinde kayıtlı seçkin katılımcı ile bugüne kadarki en geniş katılıma erişmiş olduk. Bu toplulukta devlet erkanı, siyasi liderler, diplomatlar, yerel yöneticiler, uluslararası örgüt yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum önderlerinin yer alması kayda değer bir çeşitlilik kattı. Geçtiğimiz yıl yeni ortaklıklar ve komşular ile güven odaklı ilişkileri konuşmuştuk. Bu sene devam niteliğindeki çok önemli bir konuyu, küresel düzenin yeniden yapılandırılmasında Avrasya'nın potansiyelini ele aldık. Seçilen ana başlığın yaptığımız tartışmaları konjonktür ve mekan olarak çok doğru bir düzleme oturttuğunu düşünüyorum. 2011 yılı uluslararası planda birbiri ardına önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuştur. 2012 yılını ise değişim dalgasının etkilerinin halen derinden hissedildiği bir siyasi içe dönüş ve kabuk değiştirme dönemi olarak değerlendirebiliriz. Bulunduğumuz İstanbul'u merkez nokta olarak kabul edersek, batıda Amerika Birleşik Devletleri'nde, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti'nde, kuzeyde Rusya'da, güneyde Mısır'da sonuçları ilgiyle izlenen seçimlerin yapılması bunun göstergesiydi. 2013 yılına girmemize günler kala, küresel ekonomik kriz ortamından erken çıkışa yönelik beklentilerin geçtiğimiz yıla göre güç kazandığını maalesef göremiyoruz. Buna paralel olarak ekonomik meydan okumalara karşı formül tartışmaları gerek iç siyasette gerek uluslararası politikada belirleyici konu olmaya devam ediyor. Küresel ekonomik dengenin Avrupa-Atlantik bölgesinden Avrasya'ya kayışı doğrultusunda uluslararası siyasi mimaride uluslararası finans mimarisi gibi derin bir dönüşüm içerisinde. Siyasi planda çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme hız kazanırken Avrasya ülkeleri tarihi bir fırsatı değerlendirmek ve refaha erişmek için çabalarını yoğunlaştırmakta. 21. yüzyılın bu anlamda Avrasya ülkeleri için büyük bir kalkınma ve işbirliği çağı olduğunu söylemek bugün her zamankinden daha fazla geçerlidir. Esasen genel sekreterliği yapmakta olduğum Türk Konseyi de Türk devletleri arasında yeni bir bölgesel işbirliği örgütü olarak buna bir örnektir. Değerli katılımcılar, Orta Asya, Batı Asya, Güney Asya, Orta ve Doğu Avrupa'nın son 20 yılda büyük bir canlılık ve gelişme potansiyeli sergilediği açıktır. Ancak yükselen ülkeler büyüme ivmesini korumak ve toplumsal refah projelerini tamam erdirmek için dünya ekonomisinde iyileşmeye gelişmiş ülkeler kadar ihtiyaç duymaktadırlar. Üçüncü Uluslararası İşbirliği Platformu Zirvesi işte böylesi bir ortamda küresel gelişmeler karşısında Avrasya Merkezi bölgesel işbirliği için yeni olanakları ele aldı. Yapılan oturumlar ekonominin, siyasetin ve toplumsal hayatın en can alıcı alanlarına odaklanarak önemli tespitlere ulaşmamızı sağladı. Resmi karar alıcılar, iş dünyasının aktörleri ve fikir önderleri kazan kazan perspektifi temelinde görüş alışverişinde bulundular, değerli önerilerini paylaştılar. Bu kürsüde 3 gün boyunca dile getirilen tüm görüşlerin hakkını vererek bahsetmek elbette mümkün değil. Ancak bu yılki toplantının ana çizgilerini oluşturan bazı mesajları hatırlayacak olursak sanırım şunlar öne çıkacaktır. Uluslararası siyasi arenada önemli değişimler yaşanmaktadır. Ekonomik ve siyasi istikrar merkezi batıdan doğuya kaymaktadır. Bununla birlikte çok kutuplu bir sisteme doğru ilerlenmektedir. Kurumların uluslararası toplumun beklentilerine cevap verebilecek biçimde yeniden yapılandırılması aciliyet kazanmaktadır. Avrasya bölgesinde ise işbirliğine duyulan ihtiyaç öne çıkmaktadır. Ekonomik darboğazdan çıkış için sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ortak ihtiyaçtır. Uluslararası ekonomik kurumlar işlevselliğini korumak istiyorsa gerçekçi ve tutarlı bir şekilde reform edilmelidir. Ülkeleri ve bireyleri kucaklayan yeni bir kalkınma modeli arayışında bölgesel deneyimler değerlidir. Küresel daralma,
dış ticaret hacminde azalış ile birleştiğinde tehlikeli bir sarmal ortaya çıkmaktadır. Ekonomik krizin derinleşmesinin önü daha çok dış ticaret ile kesilebilir. Dış ticaretin kalkınmaya ve ekonomik büyümeye katkısı yadsınamaz. Avrasya'da bölge içi ticaretin büyütülmesi ortak gerekliktir. Dünyada enerji talebi artmaktadır. Fosil kaynakların enerji piyasasındaki payı yenilenebilir enerjiye kıyasla yüksek kalmaya devam edecektir. Avrasya ülkeleri enerji kaynaklarıyla 21. yüzyılda dünya ekonomisinin dinamosu olacaktır. Enerji güvenliği için bölgesel işbirliği mekanizmalarından daha etkin yararlanılması isabetli olacaktır. Planlı şekilde yapılan kentsel dönüşüm, insanların yaşam kalitesini arttıran, aynı zamanda ülkelerin büyüme dinamiklerini şekillendirme gücüne sahip bir olgudur. Geleceğin gerçek sahibi olarak genç liderler, küresel kriz dönemlerinin aşılmasında en önemli paydaşlar olarak her türlü görevi üstlenebilecek durumdadırlar. Avrasya'da ekonomik kalkınmanın destekleyici gücü olan iş kadınları birincil aktör konumuna yükselmeye adaydır. Kadınların sahip olduğu potansiyelin kullanılmaması kaynakların israfı anlamına gelir. Kadın girişimcilere hak ettikleri fırsatların verilmesi gerekir. Orta Doğu ve Avrasya bölgesinde yaşanan çalkantılardan sonra yeniden imar ihtiyacı müteahhitlik hizmetlerine duyulan talebi arttırmaktadır. Geçici olarak sekteye uğran işbirliğinin daha geniş ölçüde canlandırılması için şimdiden gerekli adımların atılması uygun olacaktır. Basel 3 düzenlemeleri, uluslararası bankacılığın güvenilir ve verimli bir sistem olarak tekemmülü için gelişime açık bir çerçeve sunmaktadır. Savunma ve güvenliğin tüm veçelerini ortaya koyduğu sınamalara karşı bölge içinde işbirliği ilişkileri geliştirilmelidir. Savunma sanayi bu aşamada uygun bir işbirliği sahası teşkil edebilecektir. Küresel gıda krizleri ve bunun beraberinde getirdiği bir sınama olan gıda güvenliği, artan biçimde dikkate alınması gereken bir risk faktörü olarak uluslararası gündeme oturmuştur. Öte yandan, bir şişe suyun bir şişe petrolden daha pahalı olacağı günlerden düşündüğümüz kadar uzak olmayabiliriz. Gıda, su ve enerjiye artan talebin karşılanması, kaynakların etkin kullanımı ve yenilikçi teknolojilere dayanan sürdürülebilir kalkınmayla mümkündür. Devlet politikalarının ve özel sektör yatırımlarının bu yönde şekillenmesi gerekmektedir. Bölgesel işbirliği bu çözümün parçası olabilecektir. Ekonomik dalgalanma dönemlerinde küresel ticaretin canlılığının korunabilmesi için ulaştırma ve telekomünikasyonda konektivite kilit önemdedir. Bu iki sektördeki inovasyon özellikle kaynakların ve insan gücünün uzun mesafeler kat etmek durumunda olduğu Avrasya'da ekonomik ve ticari hattının önünü açacak, tarihi İpek yolunun canlandırılmasına katkıda bulunacaktır. Köklü bir siyasi yenilenme sürecinden geçen Mısır, sahip olduğu potansiyeli ekonomik atılıma çevirme konusunda önemli bir eşikte durmaktadır. Değerli konuklar, 3. yıllık toplantının bitiminde memnuniyetle görüyoruz ki, Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi yapılan tartışmaların kapsamı ve içeriği bakımından derinlikli bir forum niteliği kazanmıştır. Bir beyin sırtına sırtlık neticesinde ortaya konan değerli öngörülerin, ifade edilen meşru beklenti ve endişelerin önümüzdeki dönemde karar alıcılara yol göstereceğine inanıyorum. Zira bölgesel ölçekteki sorunlara en etkili yaklaşım bölgesel sahiplenme anlayışıyla ortaklaşa üretilen çözümlerden doğmaktadır. İstanbul merkezli ve Avrasya odaklı bir işbirliği örgütü olarak Türk Konseyi'nin deneyimlerimizin de bunu doğruladığını söyleyebilirim. Resmi işbirliği yapıları kurmak yalnızca bir başlangıçtır. Somut sonuçlar sahada toplumsal ve ekonomik aktörlere fayda sunabilme, kendileri tarafından sahiplenebilme ölçüsünde alınabilmektedir. UİP'in bu anlamda gönüllü bir kuruluş olarak çok önemli bir boşluğu doldurduğu açıktır. Küresel bir bilinçle yerel sorunlara eğilen bir girişim olan bu buluşmalarda başlatılan sonuca odaklı diyaloğun derinleşmesi, Avrasya'nın potansiyelinin her alanda yaşama geçirilmesi için vazgeçilmez bir değer taşıyacaktır. Sözlerime son verirken tüm değerli katılımcıları tebrik ediyor, UİP Yüksek İstişare Kurulu adına kendilerine konferansımızı teşrifleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda toplantının düzenlenmesinde herkesten çok emeği bulunan Sayın Cengiz Özgencil ve ekibiyle, destekleriyle bu büyük organizasyonu mümkün kılan nazik sponsorlara şükranlarımızı sunuyorum. Önümüzdeki yıl 4. Boğaziçi
zirvesinde yeniden buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sol tarafa tabii. Sayın Erşat Hürmüzlü Bey'i davet ediyorum. Sayın Büyükelçime 3 sene boyunca bize verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederim. Efendim şimdi de Sayın Nusret Kandemir'i kürsüye davet ediyorum. Kendileri kapanış bildirgemizi sunacaklar. Teşekkür ederim hepinize. Bir ufak duyuru yapacağım. Sayın Büyükelçimin kapanış bildirgesinden sonra yan salonda öğle yemeğine geçeceğiz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür eder. Dördüncü buluşmamızı sağlarız inşallah. Türk Konseyi Başkanı Sayın Halil Akıncı, konferansımıza ilişkin çok önemli noktaların altını çizen bir konuşma yaptı. Ben de şimdi izin verirseniz 3. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi sonuç bildirgesini sizlerin bilgisine sunmak istiyorum. Her alanda süratli değişimlere sahne olan günümüz dünyasında uluslararası toplum açısından kaçınılmaz gerekliliği inkar kabul etmeyen genel bir uluslararası stratejik işbirliğini güçlendirip teşvik etmek amacıyla kurulan uluslararası işbirliği platformunun düzenlemekte olduğu ortaklık zirvelerinin üçüncüsü, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın himayesinde 13-15 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul'da yapılmıştır. Hükümetler dışı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen zirveye, toplam dış ticaret hacimleri 3 trilyon doları aşkın 42 ülkeden, 300'ü aşkın devlet, siyaset, akademik ve iş dünyasından çevrelere mensup üst düzeyde temsilciler aktif olarak katılmıştır. Güç dengelerinin yön değiştirmekte olduğu bir evrede, bu yılki ana tema olarak küresel düzenin yeniden yapılandırılmasında Avrasya'nın potansiyeli konusunun tüm boyutlarıyla ele alınıp irdelendiği konferansta siyasi ve ekonomik bağlamda küresel boyuttaki temeli oluşturan arenada uluslararası adil bir sistemin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılabilecek yeni düzenlemeler ile yerinden oynayan taşların yeniden dizilmesi gereği üzerinde özellikle durulmuştur. Bu çerçevede uluslararası düzende oluşan bir dizi düğümün çözülmesi ve benzer engellerin gelecekte yeniden oluşmasının önüne geçilmesi gereğini irdeleyen çeşitli görüş ve öneriler arasında genel bir mutabakatın varlığı saptanmıştır. Üzerinde mutabık kalınan bu görüş ve ilkelerin uluslararası siyasi ve ekonomik alanlarda ortaya çıktığı gözlemlenen yeni aktörler tarafından da gerek kendi ülkelerinin gerek uluslararası toplumun uzun vadeli
esenlik, mutluluk ve çıkarları çerçevesinde daha başından itibaren gereken samimiyet ve ciddiyetle benimsenip uygulanmasını sağlamanın gerekliliği vurgulanmıştır. Uluslararası toplum ve kuruluşların işbirliği halinde çalışıp ortak değerlere dayanan ortak bir gelecek istikametinde elde mevcut tüm olanaklardan yararlanması ve bir mutabakat ortamı yaratmasının taşıdığı yaşamsal önemin de ayrıca altı çizilmiştir. Geçmişte üzerinde gerekli ölçüde durulmayan, ancak giderek önemsenip hayata geçirilmesi gereği anlaşılan kentsel dönüşüm, enerji güvenliği ve bu bağlamda yenilenebilir enerji gibi konular yanında, küresel resesyonu aşmak amacıyla dinamik bir dış ticaretin gücü temaları konferans gündeminde ağırlıklı bir yer tutmuştur. İş kadınlarının küresel dengede oynamakta oldukları rol kadar, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da müteahhitlik hizmetlerinin öneminin ve genç liderlerden beklentilerin zihinlerde giderek artan bir yer tutmakta olduğu konferans gündeminin müzakereleri boyunca açıkça görülmüştür. Uluslararası bankacılıkta ortaya konan yeni bazı kuralların bugüne kadarki uygulama şekillerinin değişmesine yol açtığı not edilmiş, tarımın, gıdanın ve suyun insanlığın geleceği için yaşamsal önem taşıyan faktörler olduğu teyit edilmiştir. Ayrıca bu faktörlerin savunma sanayi ve güvenliğe ilişkin konular ile eş değerde irdelenmesi gereksiniminin doğduğu kabul edilmiştir. Kuşkusuz bu sayılan faktörlere her geçen gün önemi artan ulaştırma ve iletişimdeki yenilikler konularının eklenmesi suretiyle ileriye ışık tutan öneriler ortaya çıkmıştır. Sonuç itibariyle altyapıyı oluşturmaktan sorumlu olan yürütme erklerinin üst düzeyde karar alıcı mevkideki sorumluları ile ortaya çıkan altyapıları kullanacak olan hükümet dışı aktörler olan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek geleceğe dönük fikir ve önerilerin üretilip ortaya konması amacıyla tertiplenen konferansla güdülen amaç gerçekleşmiştir. Böylece mevcut uluslararası sorunların çözümü yolundaki yapıcı tartışmalara yön vermesi beklenen mekanizmalara işlerlik kazandıracak adımların atılmasında kolaylaştırıcı role sahip olacak işlevler bütünüyle gözden geçirilmiştir. Benim sonuç bildirgesi olarak sizlere sunmak istediğim hususlar bunlardı. Burada yapılan çalışmaların bir muhasılası, bir özeti şeklinde bunları sundum. Dikkatiniz ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.